Bugün Jeep Avenger. Jeep Avenger. Evet. Tüm arabalar nasıl elektrikli bir şekilde çıkarıyorsa Jeep de çıkardı. Hı. Jeep Avenger elektriklisi. Evet. Ya kaçınılmaz olarak hepsi çıkartacak. Ya mevcutu elektrikliye çeviriyorlar ya sıfırdan bir elektrikli araç üretiyorlar. Bir şekilde buna dahil olmak durumundalar. Yani çünkü gelecek elektrikli de. Elektrikli de. Jeep deyince böyle hani Jeep ya. Marka ismi hani. Araba ne? Jeep. Mesela öyle oluyordu. Araba ne? Jeep. Ama hangi Jeep? Jeep işte. Jeep Jeep. Abi direkt fiyattan girelim mi? Fiyat uygun değil mi abi? Fiyat bayağı uygun. Ben şaşırdım. Nasıl bir şey ya? Ya şey gibi geldi. Bunlar herhalde hiçbir şey vermiyorlar içinde. Aslında evet öyle bir izlenim oluşuyor. Diyorsun ki hani bu fiyatsa bu fiyata herhalde bir takım özellikler yok. Menzile bakıyorsun 400 kilometre menzili var. Ki hani bunu... WLTP ne demekse. Abi çok önemli o. Sen bilmiyorsun o çok önemli. Biz kendi aramızda onu çok konuşuruz. O bayağı önemli bir yer. Onlar çok önemli insanlar. Orada çok ciddi testler yapılıyor. WLTP test standartları çok önemli. Tabii o test standartlarını ben hep gider gözetlerim, bakarım. Ne yapıyorlar, ne ediyor? Çocuklar çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Çok çalışkan çocuklar. Vallahi ya. Bir tane bilgi videosu yaparız. Böyle elektrikli arabalarla ilgili. Bu sözlük, bu kelimeler, kısaltmalarla ilgili. Evet. Şey, ne anlama geliyor? Diyorlar ki ona göre. Ama o ne? Ne? Evet. Ne? Bir kurum mu? Bir araba mı? Bir yani hayır, tabii ki bir kurum, bir şey. Hani dalga geçiyorum ama ne yani? Onu bilmek zorundasın. Açılımı ne? Evet abi 400 kilometre. Karmada 550 kilometre deniyor. Valla şehir içi karmada 550 yapıyorsa bence çok iyi. Evet ama bir bayağı test standartlarına göre değil yani. Markanın söylediği 550 kilometre. Bence bir yalan olur. Test etmek lazım. Ya işte dur kalkla o regeneratif frenle falan bir şekilde şarj edip. Akşam 6 trafiğinde. Standart hep akşam 6'da kullanılacak. Evet işte köprü trafiği. Köprü trafiği ve şey sabahta. Evet aynen. Çünkü akşam sabah geçiyorsan akşam da döneceksin tabii. Aynı yerden. Ama şey günde 30 kilometre yap falan hani. İşte Acıbadem'den Levent'e git geri gel. Evet. Akşam trafiği tam en böyle eziyet olan. Tamam, o verilere göre 550 yaparım yani. 3 dakika şarjla 30 kilometrelik menzil sağlıyormuş. Ya aslında şöyle mantıklı bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. Mantıklı da. Demek istediğim zaten muhtemelen bütün arabalar böyle. Sadece yani mesela... ötekiler. Yani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi 3 dakikayla 30 kilometre diyor. Hı. Tamam mı? %20'den %80'e de ona 24 dakika. 24 dakika. Şimdi yani zaten 30 dakika civarı ya, mesela. Artık birçok zaten 30'un altında. Yani 3 değilse de öteki de 4 dakika. Yani evet. Anladın mı? Bunlar sadece kilometreyi de süreyi de düşürüp böyle bir bence kelime oyunu yapmışlar. Başka yani, da bir şey değil yani. Abi, klasik şimdi hep söylüyorum ya. Bir şey ön plana çıkarılacak ya. Arabada şu var deyip insanlar da oraya odaklanıyor. Burada bu da öyle bir şey büyük ihtimal. Bunları öne çıkaran bir özellik değil. Evet. Yani 24 dakika iyi bir süre. Şimdi 28, yani evet. 30, 35 yani, tamam. O civarda gidiyor. Abi 24 dakika beklemişim. Kusura bakma da 28'i de beklerim 4 dakikada. Evet, ya da 30'u da beklerim. Ama iyi olacak. Sallıyorum. 30 dakikayı sen indirmişsindir 10 dakikaya. Aa tamam derim. Uçmuş herif. Evet, evet. Ama evet, ulan doğru. Biri 30, biri 25, biri 26, biri 24. Artık bir dakikanın hesabını mı yapacağız? Evet. 11 kW AC şarj destekliyor. DC şarjda 100 kW hızlı şarjda. Güzel yani. Yani 22 kW'ı desteklese iyi olurmuş. Daha aslında. İyi olurmuş. En azından evde biraz daha iyi şarj olurmuş. Evet daha hızlı olur. Gerçi hani kim evinde şarj ediyor o da ayrı bir mesele. Evet. Çok azdır yani. Yani tabii ki belki Anadolu'da belki hı-hı. insanlar bunu daha rahat evine yapıyordur. Müstakili vardır evet. falan da İstanbul şartlarında tabii bu zor. Hı-hı. İstanbul'da evet. gideceksin işte şarj istasyonuna şarj edeceğim. Evet. Onda da ya zaten 100 DC ile şarj edeceğim inşallah. Evet hızlı şarj destekleyen bir yer bulacaksın, istasyon bulacaksın. Ya evinde yap tabii ki daha karlı yani evet, yarı evet. yarıya fark ediyor evde evet, şarjla kesin dışarıda şarj tam neredeyse ya, yarı yarıya fark var. Zaten elektrikli eğer evde şarj imkanın varsa o zaman çok mantıklı. Evet. Çünkü hani gece tarifesinden şarj ediyorsun. O tarifeler var ya mesela saat 10'dan sonra tarife doğru, aldığın düşüyor. Zaman çok daha uygun şekilde şarj ediyorsun. Yani normal iş yerinin tarifesi de farklı bu arada. İş yerinden olursa yaparsan pahalı. İş yerleri bayağı pahalı.
O yüzden şeyini ayarlayacaksın, o saatleri, onu gece tarifesinden şarj edeceksin, gece takacaksın, sabaha kadar kalacak. Böyle çok mantıklı. Alpa, şimdi ben giriş katta oturuyorum ya, şuradan şuraya bir priz çeksin. Abi, olur mu? Olur. Bir uzatma kablo. Olur, vallahi olur. Tamam abi, o zaman ben... Ama sadece gece kablo... bir tane uzatma kablo var burada. Bahçeden gider. Oradan geliyor adam, şey takıyormuş oraya. Ne bir ısıtıcı takıyormuş ucuna. Gece sokakta gezen çocuklar. 156 beygir, 100 kW motor. 4x2 demiştik. 4x2. Hız konusuna gelelim mi? Gelelim. 150 km maksimum sınırlandırılmış. Hiçbir şekilde geçmiyor. Doğru mu? Geçmiyor. Evet abi. Elektronik olarak abi, kesiyor. Yapmayın şunu ya. Ya tamam, hız sınırları var. Yani ya benim yolda zaman... benim yolda kalma özgürlüğümü kimse engelleyemez abi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya tamam. Zaten maksimum 100 şu an otobanlarda 140. Evet. İşte %10 da koy, 150 zaten. Evet. Zaten çıkmasın. Evet. Çok hızlı gitmeyelim de. Ya ne bileyim, sınır. Neyse ya. Ya ben zaten gitmiyorum gerçi. Ben niye taktım ya? Ben zaten 150'ye çıkan bir adam bile değilim yani. Evet. Maksimum 130, 140 taş çatlasın. Aynen. Hani öyle araba basıyor diye 180 basmıştım var, ama onda da 180'e çıktığımı anlamadım. Ben bir kez arabayı dedim ki ulan şeyde, feribota da yetişeceğim. Dedim ki ulan bir basayım lan, zaten otobandayız. Yani hız sınırı falan bir şey de yoktur. Şey, Kınalı yolunda. Bastım abi. Ondan sonra 15 gün sonra evden ceza geldi. Direkt ceza geldi. Ulan dedim, 40 yılda bir bastım. İyi yani basmışsın. Gittim onunla da ceza yedim abi. Yok, ben mesela BMW X3'te kullanırken hissetmiyorsun. Yani bu arada 180'e geldi mi anlamadım. Hani ben evet, anlamadığım için normalde basmam o kadar. Bir baktım 180 nasıl yani dedim. Hani nasıl 180'e çıktı bu araba? Hangi ara çıktı? Nasıl hissetmiyorsun? Evet. İşte BMW farkı. Evet. Şimdi tabii bunu anlatırken de BMW farkına geçtik. Tasarımını nasıl buldun? Abi tasarımı standart. Yani bu Jeep'in son modellerinde çok kullandığı bir tasarım. Evet. Çok standart. Elektrikli bagaj var. Ya evet, sen hep söylüyorsun abi. Araba elektrikliyse her şey elektrikli olsun. Yani bir beklenti içinde oluyorsun. Tabii yani elinle açmak abi, istemiyorsun. Yani, evet, elektrikli bagajda evet lazım yani. Elle aç kapa olmasın. Hatta eller serbest muhabbeti var. Ayağını uzatabilir. Ayağını uzat. Ayağını aç. O da çok havalı lan bu. Ayağı uzatıyorsun. Aynen. Abi işte bunlar bizde zaten satan şeyler. Ya tabii ya, bizde öyle yani. Ayağımı uzatarak açarım. Şimdi gelmişsin mesela, şimdi arabadan tripodu alıyoruz abi, çekim yapacağız falan. Ben ayağımı uzatmışım, açmışım. Hemen demez. Ya bir şey söyleyeceğim. Orada ne diyor? Yani tek olay ellerin doluysa tamam. Tabii mantıklı canım. Da onun dışında bas düğmeyi aç lan. Yani ya, ayakla da ne iş olduğunu yapıyorsun ya. Elektrik aksamlarından gitmişken arkada USB'si var. İçeride kablosuz şarj var. Ama sen evet, kablosuz şarj güzel. Şarjı. Evet ama olduğu yer. Bu iPad'lerin kapağı katlanarak açılır ya. Evet. Bu da öyle açılıyor. Yani şimdi oldu mu şimdi? Bak, arabayı kullanıyorum. Tamam. Şimdi bir şöyle bir düğmeye basıp açılması ya da şöyle bir itmek var. Bir de dur katlayayım yani. Lan araba kullanıyorum. Oraya bir şey koyacağım. Katlamayayım yani. Evet. Evet. Ya orası tık diye açılsın. Bak, yani pratik sürgülü olmamış. Olsun. Yani hı-hı, niye katlıyorum abi? iPad mi kullanıyorum yani? Hı-hı. Katlama. O kadar sıradan ve basit duruyor ki. Vallahi. Ekrandan ikisi de 10.25. 10.25 inç. Güzel. Yatay olduğu için tabii küçük gözüküyor aslında bizim. Biz her şey Tesla ile, ekranların büyüklüğünü Tesla ile karşılaştırdığımız için her şekilde küçük geliyor bize. Tesla çok büyük olunca aynı öyle evet, küçük geliyor. Bir tek ben mesela şey, orta multimedyayı nedense ben şeyi sevmiyorum. Ya panelde üstte olmasını sevmiyorum. Dışta böyle sanki gelmişsin kendin oraya takmışsın gibi sevmiyorum. Evet, yani evet, o panelin içine gömülü olması benim hoşuma evet, gidiyor. Daha şık daha duruyor. Daha bütünleşik gözüküyor. Evet. Evet. Böyle olunca sanki İşte ekstra para verdim, taktırdım gibi. Hani gittim sanayiye, abi dedim bana bir multimedya taksana dedim. Yani ona takmış gibi. Yani gibi. Öyle hissediyorum nedense. Aynen. Öyle bir his geliyor bana. Bana da işte küçük gibi geldi. Hani şey olarak böyle bir de yatay konumlandırıldığı için o torpidonun önünde böyle hani yatay küçük bir ekranmış gibi. Kullanışı ne kadar kullanışlı tabii ona bakmak lazım. Evet, geri görüş kamerası var bu arada. Panelden düşünmüş, evet, konuşmuşken. O gayet 360 derece aynı zamanda. Yani hem geri görüş kamerası de yanında 360 derece aracı görebildiğin. O bayağı park sırasında fayda sağlıyor. Yani, sağını solunu gösteriyor evet, çünkü. Evet. Yani onlar bence de çok önemli. Hı. Zaten bu güvenlik
tedbirleri anlamında da bence gerekli. Evet, yani güvenlik demişken kör nokta kontrolü var. Şerit takip, adaptif cruise kontrol, çarpışma önleyici fren gibi güvenlik ekipmanları mevcut. Lazım artık, bence o da standart olmalı. Bagaj küçük geldi bana, 380 litre. Yani 380 litre abi, küçük ya. Yani seni beni ikimiz almaz. İki insan koyamazsın içeri. Bir insanla yetiniriz. Kaç bagaj alacak abi? Bak tatile gidiyoruz, 4 kişiyiz. Herkesin bir valizi olur mu? Orta boy valizi olsa. Abi gittik bir hafta kalacağız ya. Evet. Bir hafta kalacağız. Senin, ben biliyorum, ben Alpay bir hafta kaldım, kocaman valiz alır. Aynen. Kesinlikle. Şimdi 4 kişi biz o valizleri nasıl sığdıracağız o bagaja? Pek sığmaz abi. Sığmaz. 4 tane valiz almaz. Sığmaz. Ben 4 kişi tatile gidiyorsam o arabayla valiz az. Arkayı biraz uzat. Arabayı 1.750'ye çıkar. Biraz daha uzat. Daha çok bagaj yarat. Yani değil mi? Yani. Bunu da ben düşünmeyeyim. Yani bu kadar tasarımcısınız, dünya para alıyorsunuz. Yapın abi. Ama ne diyorlar? Koltukları yatırırsan 1000 litre diyor. O zaman 2 kişi tatile gideceksem zaten o bagaj bana yetiyor. Yani evet. Öyle de bir durum var. Tabii arkaya koyarım. Gene bu şekilde yaparım. Ama jip olduğu için, ben bu arada şey de söylüyorum, jip olduğu için tabii araziye uygunluğu var. Jip'in klasik. Evet tabii tabii. Arazide evet. Gider. Bu yani onun ön plana çıkıyor. Tabii jip çünkü abi. Evet. Ama yani çok arazi arabası mı yani gidiyorsundur da bence değil. Değil işte. Yani bir takım modlar koymuşlar. Şey, vites, sürüş modlarını, spor yani, mod dışında, karda, işte çamurda. Kar, çamur şeklinde falan gibi şeyler koymuşlar ama. Ya bundan, ama 4x2 yani. 4x2 bundan ne kadar arazi yaparsın? İşte evet, o tartışılır. Bunlar, ya bunlar abi şehir diyorlar, şehir aracı. Yani kim ne derse desin, evet. Arazi falan değil. Güzel ama şey, yani bu fiyata bu arabayı mı alırım? Evet, bu fiyata bu arabayı alırım abi. Evet bak, o kısma gelelim. Şimdi, bu arabayı niye alırsın? Bir ilk önce fiyat baktığın zaman. Abi. Şimdi 1.600'ü Megane mı alırsın? Ya da işte 1.600 civarında ne var? Hyundai var. Bak Opel Astra 1.600. 1.599. Bu 1.563. Yani Opel Astra mı bu mu? Bu. Şurada baktığın zaman SUV abi. Öyle de bir gerçeği var. Aynı grubun araçları zaten. Çok umurlarında değil. Yani öyle de bir durum var. Para bir yere gidiyor. Opel, Citroen, Peugeot, ondan sonra Jeep, Fiat. Hepsi aynı grubun araçları olunca. Ne toplamış ya. Vallahi helal olsun, ne diyeyim. Yani Peugeot Citroen grubuyla Fiat grubu birleşince, Fiat'ın da içinde bir sürü araç var. Peugeot Citroen'de de aynı şekilde. Bir de Opel'de aldım. Oğlum bütün arabaları o zaman aynı firma yapıyor. Evet. Stellantis grubunun hepsi. Vay be. Para var, huzur var. Adam bütün markaların çoğunu eline almış. Jeep de yani Opel Astra almam, Jeep alırım derseniz yine aynı adam para kazanıyor. Değişen, aynı grup kazanıyor yani. Değişen bir şey yok. Ama bence Jeep daha güzel. Yani evet, işin gerçeği Astra mı alırım, Jeep mi alırım? Jeep alırım abi. Evet. Yani geçtim en basit Jeep yani. Evet, ne aldın? Jeep aldım yani. Kesinlikle. Daha. Yani şimdi Astra. Araba ne Jeep? Jeep. Araba ne Astra? Olmadı Cem Yılmaz gibi. Araba ne? Astra. Araba ne? Jeep. Bak nasıl oturdu ağza. Abi fark var. Vay adamın Jeep'i var falan. Jeep. Avenger. Vay. Bir de Avenger. Avenger. O zaman kardeşim budur. Bu. Bence. Jeep dedin. Bu fiyata Jeep. Bu fiyata Jeep bence alınır. Katlanma yerine bir yani numara, onda abi, ona bir numara çekeriz. Yani. Açık, sürekli açık durur. Süper fikir lan. Vallahi yani. Süper. Kapatma. Açık dursun. Yani. Tamam. Bence gayet iyi. O zaman onu kapatmayacaksak programı videoyu kapatalım. Sevgili izleyicilerimiz, bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Evet. Kapağı.